Şimdi hatırlayın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında ilginç bir çıkış yapmıştı. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım demişti. Ama bu çıkışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ilginç bir yanıt geldi. Özcan hesap uzmanı genel başkanına bu masanın maliyetini iyi hesaplaması tavsiyesinde bulundu. Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı. O da sosyal medyada paylaşım yapıp 16'lı masa çıkışına cevap verdi. Masa 16'ya çıkarsa 35/4 × 16 = 140 milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bir yere gitmiyorum mesajı olarak algılanan konuşmasında 16'lı masa çıkışı yaptı. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. CHP'de değişim isteyen bazı isimler bu çıkışa cevap verdi. Onların başında gelen isimlerden biri de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dı. Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz altılı masada bulunan kendimiz ve İyi Parti hariç oylarının toplamının %1'i bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 milletvekili verdik. Masa 16'ya çıkarsa 35/4 × 16 = 140 milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum.